Hepinizin yakından takip ettiğine inandığım şekilde arkadaşlarım. Buradaki içinde bulunduğumuz dönemde bölgemizdeki hassasiyeti görüyorsunuz. Gerçekten kritik ve hassas bir dönemden geçiyor. Çok yoğun faaliyetler var. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı bütün faaliyetleri üzerine aldığımızda gerçekten Cumhuriyet tarihimizde önemli bir yeri olan bir yoğunluk içinden geçiyoruz. Yani hepinizin gördüğü, bildiği bir tarafta Libya, bir tarafta Doğu Akdeniz, bir tarafta Kıbrıs, Ege, Suriye'nin kuzeyi, içinde bulunduğumuz coğrafya, Irak'ın kuzeyi, Azerbaycan, ben diğer coğrafyalarda, Afganistan'da, Somali'de, gerçekten orada silahlı kuvvetlerimizin personeli, karada, denizde, havada, kendisine verilen görevleri, Kosova'da, Bosna'da büyük bir özveriyle, büyük bir kahramanlıkla yerine getirdiler, getirmeye devam ediyorlar arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkemiz artık uluslararası ortamda özne haline geldi. Bununla birlikte, özne haline gelmesiyle birlikte etki ve ilgi alanlarımız genişledi. Etki ve ilgi alanlarımızın genişlemesi güzel bir şey. Fakat bu bizim sorumluluklarımızı da, mesuliyetimizi de önemli ölçüde arttırdı. Dolayısıyla omuzlarımızda yük dünden daha fazla arkadaşlarım. Türk Silahlı Kuvvetleri ne yapıyor? Türk Silahlı Kuvvetleri arkadaşlarım, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız başta olmak üzere hudutlarımızın güvenliği, halkımızın güvenliği, gerçekten üslerimizin güvenliği, personelimizin güvenliği bakımından yapılması gereken ne varsa kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarımızın personeli büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla karada, denizde, havada kendisine verilen bütün görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde gece gündüz demeden asil milletimizin 84 milyon vatandaşımızın hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için büyük bir gayret içinde çalışmalarını sürdürmekte ve bunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Arkadaşlar, Irak'ın kuzeyinde bildiğiniz gibi Pençe Yıldırım, Pençe Şimşek 23 Nisan'da başlatıldı ve yoğun bir şekilde devam etmekte. Diğer taraftan Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Libya'da biraz önce bahsettim. Faaliyetlerimiz sürüyor. Bir taraftan kendi hak, alak, menfaatlerimizi korurken, diğer taraftan da Kıbrıs, Libya, Azerbaycan gibi coğrafyalarda da dost ve kardeşlerimizin haklı davalarının onların yanlarında olmaya devam ediyoruz arkadaşlarım. Burada Suriye'nin kuzeyinde, sizlerin içinde bulunduğu coğrafyada 2016'dan beri yoğun çalışmalar devam etmekte. Bugüne kadar da çok şükür Allah'a alnımızın hakkıyla bunlardan çıktık. Yani Mehmetçik gerçekten kendisine verilen görevi, sizler aldığınız görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiniz. Sadece bizim için, bölge için değil, aynı zamanda tüm dünya literatüründe de bu yapılan başarıları herkes gırtlağıyla izliyor arkadaşlar. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerimizin seçkin ve saygın yerini daha da pekiştirmiş bulunuyorsunuz bu operasyonlarla. Yani biz öncelikle ve özellikle şunu belirtmek istiyoruz. Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına sonsuz saygılıyız. Bizim hiçbir şekilde Iraklı kardeşlerimize, Suriyeli kardeşlerimize bir sorunumuz yok, olamaz. Bizim buradaki yapmaya çalıştığımız şey hudutlarımızın güvenliği, halkımızın güvenliği. Bunun için gayret gösteriyoruz. Ve bu tehditleri yok etmek için çalışıyoruz. Bu DEAŞ, PKK, YPG, ki YPG ile PKK'nın hiçbir farkı olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Fakat bazıları anlamamakta ısrar ediyor. Dolayısıyla bunlara karşı bizim mücadelemiz söz konusu. Aksi takdirde bizim herhangi bir şekilde bu komşularımızın, Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın hudutlarına, egemenliğine saygılı olduğumuzu herkesin de bilmesini bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Bunu yüzlerce kere söyledik, bir kez daha burada bu vesileyle söylemek istiyorum. Tehdit ve tehlikelerin kontrol altına alınması mütakip şu anda bizim yaptığımız şey nedir? Suriye'nin kuzeyinde, o özeli alırsak, Irak bir tarafa, diğer konular bir tarafa, Suriye'nin kuzeyinde biz normalleşmeye çalışıyoruz. Yani oradaki yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin elektriği, suyu, yemesi, içmesi, okulu, sağlığı ve buna benzer diğer sosyal hizmetler ne ihtiyaçları varsa, insani ihtiyaçları bunların karşılanması için gece gündüz demeden diğer bakanlık ve kurumların personeliyle beraber Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olarak elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Tabii elle bu patlayıcılar var, mayınlar var. Bunların temizlenmesi cidden çok ciddi bir gayret gerektiriyor. Bunu da oradaki ilgili arkadaşlarımız büyük bir başarıyla yapmaya devam ediyorlar. 10 Mayıs Pazar günü oradaki bir ikmal konvoyuna yapılan önce roket efendim olarak ifade edildi. Daha sonra da bunun el yapımı patlayıcı olduğu, roketin tuzaklanmış olduğu ve onun sonunda da çok kahraman, çok fedakar, aslan gibi bir teğmenimizi şehit verdik.
Onun dışında yaralarımız var. Yaralarımızın bir kısmı Hatay Devlet Hastanesi'nde. Diğerlerini mümkün olduğu kadar ihtiyaca binaen tıbbi gereklerin gereği olarak tıbbi ihtiyaca göre süratle bütün imkanları kullanıp tahlillerini sağlıyoruz. Diğerleri de Ankara'ya nakledilmiş bulunuyor arkadaşlar. Arkadaşlarım biz burada Suriye'nin kuzeyinde yapmaya çalıştığımız şey bölgenin barış bulucunu sağlamak. Ateşkesin sürekliliğini sağlamak ve bunun sonucunda barışın bölgeye hakim olması, barışın gelmesiyle birlikte bu anayasa çalışmaları, anayasa çalışmaları gerçekleştikten sonra da seçimlerin yapılmasıyla sürecin tamamlanması. Bizim gayretimiz budur. Ve bu konuda, bu çerçevede, bu istikamette çalışmalarımızı sürdürürken burada huzurun ve güvenin sağlanması bizim için önemli bir amaç. Huzuru ve güveni bozanları da etkisiz hale getirmek bizim boynumuzun borcu. Huzuru ve güveni sağlamak bizim için amaç arkadaşlarım. Huzuru güveni bozan unsurların da etkisiz hale getirilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti bugüne kadar gösterdik. Bundan sonra da artan bir şiddet ve artan bir tempoda göstermeye devam edeceğiz. Oradaki bizim evlatlarımızın temel Osman Akbol başta olmak üzere kanlarını yerde bırakmadık. Tüm şehitlerimizin de, hiçbir şehidimizin de bundan önce olduğu gibi bundan sonra kanlı yerde bırakmayacağız. Dolayısıyla bu huzuru güveni bozan, bozmaya teşebbüs eden, bozma niyeti içinde olan tüm unsurların aklı başına toplaması lazım. Bizim onlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Biz huzuru güveni sağlamakta kararlıyız arkadaşlar. Bu masum sivillere karşı, dini yapılara, Mescid-i Aksa'ya karşı, Kudüs'e karşı yapılan uygulamaları kabul etmek mümkün değil. Bu saldırılar gerçekten arkadaşlarım insanlık suçudur. Bunlar gerçekten huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için bir ayıptır. Tarihin yazacağı bir ayıptır. Dolayısıyla bundan süratle İsrail'in vazgeçmesi, İsrail yöneticilerin bundan süratle vazgeçmesi lazım. Burada Filistinli kardeşlerimizden şehitler var, yaralılar var. Bu vesileyle ben o şehitlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar var, ona da acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle arkadaşlarım. Türk Silahlı Kuvvetleri arkadaşlarım, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanlarının emir ve komutasında, gece gündüz demeden ölürsem şehit, kalırsam gazi gayreti içinde faaliyetlerini sürdürmekte, milletinin emrinde görevini başlıyor. Buna da kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu vesileyle arkadaşlarım, öncelikle bayramınızı kutluyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hepinize kazası belası, hayırlı başarılı görevler diliyorum. Hepinize alanlarınızdan öpüyorum. Hepinize bayram kutlu olsun.